Atak ya. Sevgili ve güzel Sinan Canan, nasılsınız? Thank you very much Sayın Mustafa Can, siz nasılsınız efendim? Gayet iyiyim. Az önce de dediğim gibi ben böyle karşılıklı oturuyor olma hikayesine bayılıyorum. Ben henüz tam şey yapamadım onu. Çaprazken sanki daha güvende hissediyorum. Yani. Böyle direkt böyle bir dalacak confrontation oluyor yani. Ama güzel bir şey. Sen yabancı değilsin, sonuçta sana içiyorum. Hocam, ikidir Açık Beyin'in web sitesinde dosya konuları hazırlıyoruz. Ve böyle çok eğlenceli gidiyor. Çeşitli yazarların belli bir konu altında yazı yazdıkları bölümler hazırlıyoruz. Bugün 19 Mayıs çekimi yaptığımız gün ve 19 Mayıs gününe özel 20 yaşımıza mektup yazdık. Birkaç kişiyle beraber. Murat Menteş'i de sonunda ikna ettik. O da yazdı falan. Evet, çok Murat, güzel şeyler olsun. Yazmış. Şeyin içerisinde. Güzel. Senin yazını da çok beğendim. Hikayede. Gel birazcık madem böyle önemli bir gün ya da gündemin içerisindeyiz, şu gençler hikayesini hani hem kendi gençliğimize gönderme yaparak azıcık işin içerisinde nostalji baharatı ekelim. Hem de hani akıl verme konusunu saklayarak anlatmaya çalışarak kendi gençliğimize konuşuyoruz. Akıl vermiyoruz. Yaşlanmadık o kadar. Ama hani bir taraftan da yine de kaçınılmaz bir şekilde. Bu iyi geldi. O kadar yaşlanmadık. yine de hani şimdi kaçınılmaz bir öyle akıl oyunu var ya, muhtemelen ben yapıyorum, muhtemelen sen de yapıyorsundur. Yani hani 1980'li yıllarda olsam ne yapardım, 90'larda olsam ne yapardım şimdi falanla alakalı. Gel birazcık bunun üzerine sohbet edelim. Ne yapardık gerçekten? Gerçekten kendi 20 yaşımıza ne söylerdik? Karşılıklı muhabbetle çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Şöyle de bir genel tarifte bulunayım. Çok özür dilerim. Yok, konuştuğumuz konu da işte genel kamuoyundaki karşılığı da. Türkiye çok genç bir ülkeden genci çok bir ülkeye doğru gidiyor. Artık eskisi kadar çok genç değiliz. Ve yani içerideki genç oranının önemli bir kısmı eğitimde belli bir aşamanın üzerine girerse yurt dışına çıkmakla ilgili ana hayallerinin içerisinde, havuzlarının içerisinde bu varmış gibi görünüyor. Ya bir şekilde kendini ve bunun altında da yani en çok bu cümleyi doğru buluyorum. Sadece parayla ilgili bilmem neyle ilgili bir durum değil. Yani kendi zihinsel ve duygusal dengesine yakışır bir yerde olmakla alakalı bir talebi var yurt dışına çıkmanın zemininde. Kendini Danimarkalı sandığı için. Sandığı için ya da işte hani böyle bunu kendine yakıştırdığı için hani şeydi, buradakileri kendine yakıştıramadığı için. Bu bir özgüvensizlik tanımı aynı zamanda. Evet. Böyle bir ülkedeyiz. Ama bir taraftan da işte Z kuşağı diye tanımladığımız bir kuşak tipi var. Yepyeni hani geliyor, yavaş yavaş etkiliyor. İnsanlarla ilişkileri de etkiliyormuş gibi görünüyor. Benim bakış açımda buradaki hikayede aslında bizim dönemimizdeki genel oransal farklardan çok bir farkı yok. Teknolojinin getirdiği bir sürü üstlük ve kültür farkı var ama hani pratikteki olan da ilgili ve değiştirici olan %10-15'lik bir grup var. İşte onu takip eden daha inovatif başka bir grup var. İşte hani olanı muhafazakar diyelim o gruba, olanı devam ettirecek, acık geliştirecek bir grup var falan, öyleymiş gibi görünüyor. Yani karşılaştığım insanların bir sürü, biz hep genç kuşaklarla çalışıyoruz yani Açık Beyin içerisinde de. Bir sürü pırıl pırıl insan da var, çok zekice bakan. Bir sürü henüz ne yapacağını bilmeyen, gözü kapalı ortak ulaşan yani. Civciv de var. İki sene oluyor artık yani işte pandemi parametresi var. Ha tabii. Bu mesela bu başka bir şey yani. Bunun daha tam ne olacağını ben de göremiyorum ama yani 20 yaşlarımda böyle bir şeyin içinde olmadığım için şükrediyorum yani. Gerçekten zor bir durum. Evet. Neslimiz tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bundan çoğu üniversitede falan tanışıyordu. Şimdi her yer kapalı. Online derste ne kadar flört edeceksin yani bilmiyorum. Yani bu yalnızlık bu bir patlamaya neden olmaz mı aksine? İnşallah ya olsun. Sonuçta lazım yani nesil tükenmesi bir şey değil neticede. Ama yani Esra'nın fikriydi işte. Esra Çankaya tebrik ediyorum. Bu 20 yaşınıza ne demek istersiniz falan kafası. Ya bayağı uzun süreden beri böyle bir dışarıdan duyduğum bir konu başlığına bu kadar mesai harcadım yani düşündüm. Yani muhtemelen birçoğumuzda olduğu gibi o 20 yaşımın, 10'lu yaşlarımın sonu, 20 yaşlarımın başlarının tatlı salaklığı şöyle bir gözümün önüne geldi. Ama gerçekten süzme bir salaklık. Yani hiçbir şeyden haberin yok. Böyle garip garip hayallerin var. Gölgelerle savaşıyorsun. Halbuki hiçbir varlıkları bile yok yani. Ciddiyetleri yok. Uğraştığın, kafaya taktığın şeyler. Ama mesela çok yazıda da biraz herhalde oraya geldim yazarken. Ben gidebilecek olsam ki öyle birkaç tane bilim kurgu hikayesi denemem var benim. Böyle devamlı geçmişe kafayı takık dönemlerim çok olduğu için böyle bir işte zaman makinesi yapar birisi. Hani nasıl yapar bilinmez ama işte bir şekilde seni denek olarak alır gönderir. İşte o durumda mesela atıyorum bir hikayemde hatta 3 ay öncesine falan gidip böyle yakın dönemde bir şeyler düzeltmeye de çalışmıştım. Fakat şimdiden bakınca yani hayatımdan süper memnun olduğum için değil ama muhtemelen hiçbir şey söylemezdim. Yani 20 yaşındaki halimi söylemezdim. Bozma yani çünkü çok daha berbat olma ihtimali var.
20 yaşındaki bir zihnin hazır olmadığı bir gerçekle karşılaşması durumunda yaşayacağı problem ileride benim başıma büyük sorun açabilir. Yani çünkü yazıda şey demiştim, yani ben gelecekteki seneyim ama sen henüz ben değilsin. Çünkü onları yaşamadın ve ne olduğunu, ne olabileceğini bilmiyorsun. İşte şey vardır ya, bir 15 sene sonrasından bir haber alsan sana saçma sapan uçuk bir şey gibi gelir. Evet. Benim 20 yaşıma cep telefonunu anlatmaya kalkmam gibi bir şey olur yani. Hayattaki deneyim de biraz böyle bir şey. Ama benim işte hep bir arayışım var ya seninle açık beyinde diğer sohbetlerde falan. Değişmez parametre arayışı var yani, kadim olan. Yani kadim olan devamlı doğru olmaya devam eden şey arka planda. Bunlardan keşfettiğim bir şey varsa, yani çok sıkıcıyım ama 20 yaşıma gittiğimde insanın farkarlarını anlatırdım muhtemelen. Yani ya bak derdim, böyle bir şey var. Yani bunu ne kadar erkenden fark eder de üzerine düşünmeye başlarsan biz o kadar zaman kazanırız yani. Bu konu zihinde daha çok olgunlaşır gibi. Ama yoksa işte hayatta şunu yap, işte keşfet, höttet, pöttet. Yani bunları böyle çok böyle söyleyesim gelmiyor. Çünkü kendi hayatımda o 10'lu yaşlardan bugüne kadar geldiğim yollara bakınca hiç böyle kendi karar verip de yaptığım bir şeyle olmadı bunlar. Yani etraftaki o kaotik etkileşimlerin neticesinde bir yere geliyorsun zaten. Bugün eski yaşlarına konuşma durumundaki zihin durumunu tamamen şimdi şu anda ne tip bir ruh hali içinde olduğunu belirliyor. Hayatından memnunsan geçmişinde zaten güzel hatırlıyorsun, oraya da çok ilişmiyorsun. Ama şu anda her şeyi lanet ediyorsan geçmişe gidip kendini öldürebilirsin. Ya da işte ona bilmem kaç milyon dolar şey bu geleceğe dönüşte var ya işte. Kötü adam gençliğine para veriyor, dikkat et yani. Niye onu yapıyor? Hayatı mantar, kendinden nefret ediyor. Geçmişinde kendisini değiştirme gayreti içerisinde. Zengin olursa her şeyin kurtulacağını düşünüyor. Yani ben sanıyorum bir şey diyemezdim. Ama şeyi çok merak ediyorum. Yani gerçekten bu dünyadaki en büyük merakını da sen bunu çok düşünmeden söylerim. 20'li yaşlarındaki Sinan Canan'ı ya 15 dakika dışarıdan bir izleme şansı gerçekten isterdim. Yani film gibi falan değil ama yani gerçek ortamında o verken diğer insanlar. Gizli kamerayla falan. Yok kamera da değil. Gözlerimle o ortamı kokusuyla rengiyle nasıl gözüküyordum acaba? Nasıl bir şeydi? Ya çok tuhaf olmalı eminim yani. İşte 80'lerin 90'ların kıyafetlerini geçtim zaten. Onlar zaten tuhaf ama hal hareket olarak, bakış olarak. Mesela güldüğüm, ağladığım, bilmem ne yaptığım şeyler nasıldı acaba? Çok merak ediyorum. Yani bana bugünden çok saçma geliyor mesela. Ben muhtemelen kendimden tiksinirdim. Ben öyle. Vallahi herkese ben diyemedim onu da. Bana da öyle geliyor yani. Ben evet. Kendimden tiksinirdim diye saçım var ya. Şey yapabiliyordum yani. Senin 20'li yaşlar fotoğrafını gördüm işte. Ama birebir senin ne olan yani. Hani... Tabii evet. Biraz gençliğimiz benziyor Metehan Bey'e. Yani çok benzettim Metehan'a. Yani gerçekten hani senden geriye dönüp ona ulaşmak da çok tuhaf. Evet. Yani, mesela aynen. Şimdi yan yana koyduğunda o bileşkeyi kuramıyorum ama. Tarih şimdi, kendini genetik olarak da tekrar ediyor. Evet tekrar ediyormuş gerçekten. Ben çok benzettim. Ama mesela herif bana şimdi sevimli geliyor. Ama ben ya sevimli zaten canım çocuk. Tam, benim kendi halim ama bana sevimli gelmiyor. Ha, yani o şey oradan büyüyorsun ya. Yani senin kendi gençliğin başka bir şey. Sevimli derken çok şükür ya. Çok güzel bir gençlik geçirdim canım. Ayrı olarak kendinden tiksiniyor anlamda söylemiyorum ama. Yani şu andaki halden bakınca ya fotoğraflarda bile iğrenç duruyor yani. Anlatabildim. Böyle bir surat ifadesi yani. Şey yok böyle ciddiyet zaten hala yok bende. Mesela ciddiyet aramıyorum ama yani dalga geçme tarzın bile cıvık. Anlatabiliyor muyum? O dönemin halini çok sevmiyorum ama ona rağmen işte dedim ya iyi ki öyle yapmış o zaman ne yapmışsa. Bugün geldiğimiz noktada bak oturduk neler yapıyoruz işte ya. O günler evet söyleyeyim. Bir sürü çelişki şimdiye baktığında o dönemki çelişki gibi gelen ya da zor gibi gelen şeyler şimdiye baktığında bir tür fayda gibi dönüşmüş. Evet. Ama ben o çelişkilerle çatıştığım için öyle olmuş. Belki de baskısının altında kalsaydım yani ezilip kalacaktım. Ama mesela en çok fark ettiğim şey yazıyı yazarken mesela zanlar hikayesi. Ne kadar çok şeyi zannetmişiz. Aynen işte. Yani, kendimle ilgili esas gıcık olduğum şey o işte değil evet. Mi? Gölgelerle savaşıyorsun o işte. Evet yani tuhaf bir sürü şey karma karışık zannetmişiz falan. O zanların içinde kaybolmuyor. O zanları gerçek zannetmişiz falan yani. O zanlar hayır. Dedikçe de o zan bize bakıyor. Yani. O zanlar. İğrenç oldu ama yakaladım seni. O zamanlar üstünüze alınmayın o zamanlar. Ama yani o dönem zaten hep öyle değil mi yani? Dünyayı öğrenmek için önce zannediyorsun, deniyorsun. Aha öyle değilmiş falan diyorsun. Ama maalesef işte bazen pahalıya da patlayabiliyor bu. Bir de mesela hani şöyle bir durum oldu. Bizim kuşağımızda sende de var, bizde de var. Yani kültürel ana akımın etkisi. Şimdi bizim başlangıcımızdaki ana akım aslında Cumhuriyet'in etkisini getirdi. Yani ülke için, vatan için, dünya için, insanlar için
hani daha faydalı toplumsal bir birey olma hikayesinden. 1980 sonrası, 85 sonrası daha kapital bir sistemde kendin için bireysel başaracaksın. İşte ölçme için, tanımlama için kıyafetler, arabalar, statüler, nerede oturduğun, semtini falan. Ha, daha belirgin olduğu, baskın olduğu bir döneme geçiyor. Tabii yani büyüdüğümüz üniversitedeykenki dönem bunun baskın olduğu bir dönem. Ama yine de bunun bir mutasyonu var karşılıklı. Hani ruhen evet. Bir taraftan oraya gönderme yapıyor zihni, bir taraftan böyle şeylere gönderme yapıyor. Mesela aradaki çok öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Yani dışarıdan para verip alınabilecek hemen her... Daha doğrusu parayla ilişkinin kendisi paradan uzaklaştıkça para yaklaşıyormuş konusu. Yani para hedeflendikçe para olmuyormuş yani hani konu o değil. Gerçekten hani bunu hep söylenir de anlaşılmaz, anlaşılma için tecrübe lazım hikayesinde gerçekten hikaye bu. Meğer konu yani hani öyle şeylerle amaç edinilemiyormuş. Konu o amaçlar değilmiş yani hani şuradan ev alınca bir şey ya da şuradan araba alınca bir şey olmuyormuş. Alıyorsun, satıyorsun falan. Onlara bakıyorsun ki hiçbir şey değiştirmiyor. Başka bir şey var onun arkasında. Yani bu su alabilmek için... Şelalenin altındaki suya girmek yetmiyor. Önceden bir kova hazırlıyorum. Bir şey ne olacak? Yani. Bir şeyin içine doluyorsun. Islandığında kalıyorum ve kuruyor o da yani. Evet. Biraz ben ona benzetiyorum onu. Biz dünya hayatında kısmet diyelim hakikaten üstümüze yağıyor da işte kabını değil de o işte yağan yağmuru dikkate alırsan hep ona kilitlenirsen hiçbir şey elde edemiyorsun yani. Kendine bir şey biriktiremiyorsun. Biraz o işte çok şükür galiba o dönemdeki yetiştiğimiz sosyopolitik tabanla da ilgili bir şey herhalde. Mesela böyle bir moda hiç girememişiz. Yani muhtemelen hani benim babam da yatları katları bir şeyler olsaydı belki benim de böyle bir kafam olacaktı bilemem ama yani bir daha farklı bir kafadan baktığın zaman o günün durumları şimdi işte komik geliyor. O kot pantolonun turuncu etiketi gördüğü zamanki kafeteryada oturma yerinin bile farklılaşması yani statün değişiyor. Resmen pırpır almış gibi oluyorsun askerde. Belli markaların, belli şeylerin üzerinde olması ya da onlarla olmayanlarla ilişki biçimlerin o markadan onda yok ya. O mesela onun çakmasını giyiyor. O zaman Çin malı da yoktu. Tahta kale modelini giyiyordu onun. Mesela onlarla ilişkin bile değişiyor. Yani öyle garip bir zamandı o 80-90 bandı. Ama işte biz o günü bile tam yaşayamamışız gibi geliyor. O yüzden şimdi gençliğime söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bahsettiğin gibi işte 1940'larda benim babam doğmuş. 50-60'larda o gençliğini yaşamış. 80-90'larda ben gençlik geçirdim. Şimdi 2021'deyiz. Bambaşka bir yerdeyim. Yani o babamın şeyi de sindi benim üstüme. Babamı da bu arada ta Cumhuriyet'in kuruluşu hatta Osmanlı'nın son dönemi sinmiş. Onun babasından, dedesinden dolayı. Şimdi bunların hepsi kültürel olarak da bize geçiyor. İyice bir salağa bağladığımız dönemler oluyor böyle. Yani şey anlamında değil, günlük hayatını yaşıyorsun. Manavdan sebze alırken bir sorun yaşamıyorsun ama varoluşunla, kendini tanımlamayla, dünyayla ilişkinde falan filan çok sorun yok. İlk yurt dışına çıkışımı hatırlıyorum yani. 20'li yaşlardaydım gene işte. Danimarka'ya gittiğimde. Abi şimdi bakıyorum korkudan geberiyormuşum ya. Ya bildiğin ölüyormuşum ya. İlk defa tek başıma yurt dışına çıkıyorum. Yani ne bekliyorsun, ne beklediğimi de bilmiyorum ama ya kesin çok kötü. Ya kaptan bir cisim yaklaşıyor tam o yani ne oldu belli değil. Ya gidiyor uçak böyle iniyor şeye Kopenhag Havalimanı'na. Sanki böyle yani yer bana doğru geliyor. Böyle korkunç bir hissiyat tam o. Ülke başıma geçecek gibi. Lan gittim dünyanın en ponçik insanlarıymış. Hani rahatlamam 3 gün sürdü zaten. Ama o nasıl bir kafaysa işte o dönemki zanlar kendine dair, dünyaya dair. Yani neticede şimdi bambaşka bir yerdeyiz abi. Yani o günkü ezberler, o günkü haller. Ben şimdi gideyim o çocuğa ne diyeyim yani çocuğun düşünsene bir yedinci boyuttan bir varlık gelmiş ve sana hakikat dersleri veriyor. Ambali olursun böyle ne diyor bu diyor sözünü anlamazsın. Dolayısıyla işte 20 yaşında konuşmaktan ziyade o konu Esra önerdikten kısa bir süre sonra bana 20 yaşımdan neler duyuyorum'a dönüştü benim için. Yani 20 yaşım bana ne diyor? Yani ne olmuşsun bak ya oradan buraya neler geçiyor gibi. Tabii bazı kaçmış fırsatları da görebiliyorsun zaman içinde. Daha iyi olabilirmiş bazı şeyler ama hiç şikayetim yok. Öyle bir pişmanlık bana, sen de dediğin gibi pişmanlık en faydasız duygu olduğu için. bu arada yani konuyla alakası yok ama bir başka yazı hazırlıyordum o sırada. Pişmanlıkla alakalıydı o yazı. Yazının son paragrafı şey kaldı. Yani yazamadım orayı. Tam kapatamadım. Dün akşam bizim şeyin son haftasına girdik. İşte uygulamalı nörobilimin son haftasına. Duygusal bir şey yaşadık. Yükselme yaşadık. İşte bir konuda bir soru geldi. Açıldı falan filan. Orada böyle bir gözler sulandı falan. Ondan sonra katılımcı arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki hocam dedi biraz önce bir şey anlattınız çok duygular coştu yükseldi falan. Ama dedi ben de sizden bir şey rica edeceğim. Siz de artık dedi kendinizi affedin o konuyla alakalı dedi.
Yani mesela benim şimdi hiç fark etmedim ama öyle şeyleri anlatırken duygulanmamın sebebi o gün keşke öyle yapmasaydım ma geliyor aslında. Hmm. Halbuki faydalı bir şey değil bu. İyi ki öyle yapmışım ki bugün işte burada bunu bir dersin içerisinde bir tecrübe olarak aktarabilme şansım olmuş. Ya yani benim o 20'li yaşlarımla ilgili de şimdi o bütün salaklık falan diye parantezine topladım. Her şey çok güzelmiş yani. Öyle olduğu için bugün burada güzel canlı sohbet muhabbet ediyoruz. Kesinlikle hepsine katılarak yanına da bir şey eklemek istiyorum şeyde. Belki bu sohbette 20'li yaşlarla alakalı ne söylenir ki? Belki bazı yöntem bilgisi verilebilir. Evet. Yani şeyler değil. Aman evlat al, aman güven, aman bilme hayatı değiştir. Bunların hiçbirinin bir faydasız bir diyalog olacağı belli. Ama mesela benim iyi fark ettiğim şeylerden bir tanesi gerçekten mesela üniversite gibi bir süreçte hangi yöntemle düşünmeyi öğrenirsen ömrün boyunca o yöntemle üretimde bulunuyorsun. Mesela kendimle alakalı çok çatıştığım şeylerden bir tanesi. Ben sanat eğitimi aldım ve sanata yakın şeyler de yaptım ama yani sanatın çok dışına çıktım iş yaparken. Ve sanat eğitimi almış olmam benim gerçekten uzunca süre lanetim de oldu. Bazen süper güç gibi etkileri de oldu ama baya baya lanetim de oldu. Yani hani sanatçı olarak bir şey yapıyor olmak. Yani hani farkında olmadan yazarken sayfada güzel görünüyor mu falan. Ya anlamsız yazı yazıyorsun, not alıyorsun. Yani bunlar hani bir sürü de facto ya da neden alıyor. Bunu mesela fark etmek çok işlevsel olabilir ömür boyunca. Yani tabii o dönemde biraz da erken fark etmek. Mesela ben öğüt vermem dedim ama yani bir şey böyle çok işimi kaşıyor gençliğimle gibi. La oğlum aklına geleni not al. Tembellik etme, not al şunu dedim. Yazma dedin oradan aklıma geldi. Abi hayatım boyunca 80 tane falan defterim oldu ama ne içine yazdım açtım bir daha baktım ne de bir deftere 5-6 sayfadan fazla doldurdum yani. Her yerde de hala öyledir. Bir sürü yarım defterim var benim. Halbuki yani şimdi keşke demeyeyim ama yani biraz daha yazaymışım bayağı derli toplu malzeme olurmuş şimdi. Evet, 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 evet. Hani belki yarın bir gün çocuk işte Sinan Canan'ın el yazmaları diye hava atardı ne bileyim yani. Şimdi abi hani Kafka'nın Mafka'nın gösteriyor ne pis yazıyormuş herifler ya. Yani eğer bir hile yoksa orada. Tabii tabii. Yok, kaligrafi gibi falan. Yani. Şimdi Mine Urgan'ın Bir Dinozor'un anılarını okuyorum falan. Yani gerçekten o yazma, okuma, yabancı dil bilmem ne konusunda acayip. Hani o bir kuşak, bizden bir önceki, iki önceki kuşak tuhaf çalışıyormuş şeyde. Ben de hiç. Biz özel dönemi etkisindeyiz. Zaten üniversiteyi bitirdim, bilgisayar çıktı ya işte ondan sonra zaten at karşına torba düştü yani. Kağıt defter. Şey söyledim mi sana seneler, şimdi bu açık beyinle anlatırken gaza geldik de ben tekrar kağıt kalem not tutmaya başladım işte senden sonra biraz da. Yani bir seneler evvel böyle not yazıyorum bir şey, neydi bir tez için miydi bir şey için. Bir tane kelimeyi yanlış yazdım da altı niye kırmızı çizilmedi diye kağıda bakıyorum tamam mı? Otomatik kırmızı. Dedim ama bir dakika ya ciddi ciddi bunu umdum yani. Kağıt altı kırmızı çizilmedi falan diye. Hani bu mesela güzel, eğlenceli bir şey ama çok kötü bir şey aslına bakarsan. Yani insanı insan yapan temel vasıflardan biri de şimdi anlattığımız bir şey var. Mesela gençken yani bunu... Tabii işte bunu önceden ayıktırmak iyi bir şey mi bilmiyorum. Oğlum bak yarın bir gün bilgisayar çıkacak falan filan. Bunları anlatamazsın o zaman yani. Ama biraz daha dediğin gibi taktiksel bazda. Yani bu değişmez kadim. Abi yazacaksın işte yazmak güzeldir. İşte bak Allah kitabında da böyle söylüyor falan filan gibi. Daha böyle ezoterik temelden girip. Ama onun dışında işte dediğim gibi sadece insanın fabrikalarını hatırlatabilirdim herhalde. Prensip bazında çünkü yani bütün gecikme benim şahsi olarak söylüyorum. Muhtemelen herkes... Hayatına bakınca da benzer bir şey görür. Hedefindeki gecikme ya da bugün yani bazı şeylerin aksamasının temel nedenlerinden biri o beş maddeyle girdiğin kavgadır yani genelde. Evet, bak evet. Ya çok yemişindir, ya çok tembellik etmişindir, ya yalnız evet, yani öyle, özen göstermemişindir ilişkine falan filan. O insan fabrikalarının beş maddesindeki aksaklıklar olmasa gayet optimal bir işlevsellik sürdürür ve muhtemelen de bugün hiç keşkesiz mutlu olursun yani. Bu arada kağıt üzerinde Ctrl Z'yi aradığım benim de var ya. Yani. İşte bak. Ctrl Z. Vallahi abi formatlıyor bizi yemin ediyorum. Evet. Şey. Başka bir şey. Sana da gıcık oluyorum böyle yazdıkça. bir küçük şey daha söyleyeyim bu yöntemsel bilgiyle alakalı. Bu yeni yeni üzerimdeki etkisini de çok fark ediyorum. Bu Mustafa Cüngil ile Çevik Yaşam falan konuşuyoruz. Orada da ayırt ettiğim bir şey. Abi ömrün boyunca en çok neyi yaparsan hem o oluyorsun. Hem de aslında sen kendini neyle tarif edersen, ekonomini neyle yaparsan yap, yapmayı bildiğin şey o oluyor. Yani bir sürü insan, mesela bir sürü kadında şeye rastlıyorum, entelektüel anlamda ne olursa olsun, ömrü boyunca en çok yemek yapmış oluyorlar. O yüzden hayatları bir krize girdiğinde lokanta açmayı düşünüyor. Evet. Bankacıyla bir şey yapmayı değil. Evet. Yani çünkü en çok yemek yapmış ustalığı oluyor. Orada. Ustalığı oradan gelişiyor. O yüzden ne yaparak vakit geçirdiğini... Mesela en çok konuşarak vakit geçiriyorsan ki seninle ilgili tüm hatıraların içinde var. İşte konuşarak rahat ettiğin bir yere varıyorsun.
Sen evet. çok yazarak vakit geçiriyorsun. Ya da oraya varamadığın için işkence çekmeye devam ediyorsun. Devam ediyorsun bir şeyde. O yüzden ne yaptığımıza biraz dikkat etmeye ihtiyacımız var. Ya da yaptığımız şeyin üzerine odaklanarak işte para kazanma, meslek bilmem ne falana gitmek çok rahatlatıcı olabilir. Bak yaşım 50'ye geliyor. Mustafa Acıngil'le şimdi yaşam düzenleme oturumları yapıyoruz biliyorsunuz uzunca bir süredir. Bu çevik yaşam bağlamında Sinan Canan'ı düzene sokabilir miyiz adlı imkansız projede birlikte kafa yoruyoruz. Bayağı aylar oldu yani aylardır her pazar düzenli neredeyse toplanıyoruz. Bir iki şu foyamız var. Bu yaşıma kadar sadece ve sadece neyle en çok vakit geçirdiğime hiç yeterince kafa yormadığımı fark ettim. Yani sadece şu yani yaptığın hareketi geriye dönüp bakacağım bir hafta. Hmm. Ya ben bu hafta en fazla neye vakit ettim? Bir hafta bir baktım abi en büyük vakti Netflix'e harcamışım. Şimdi bu kötü bir şey değil ama farkında olmak çok güzel. Yani total saat olarak en büyük aralık bir şeyler izlemeye gitmiş. Ya da bir başkasında hani motorla gezmişim atıyorum ya bisiklet sürdüm neyse işte. Bisiklet sürdüğüm hafta yok da yalan söylemeyeyim. Ama böyle tembel tembel gezinmeler falan artmış. Yani bu farkındalığı mesela ne kadar erken dönemde kazansan senin dediğini göreceğim. Ben ne de ustalaşıyorum şu anda. Evet. Yani mesela belki ben bu kadar mesela film seyrettiğimi fark etsem film kritiği olurdum. Evet. Üç katmana da ayırmak lazım. Mesela o da karışıyor. Zihinsel olarak en çok ne yapıyorum? Bedensel olarak en çok aynen. ne yapıyorum? Ve duygusal olarak en çok hangi tür duygunun içinde kalıyorum? Şimdi böyle bakınca mesela bedensel olarak hepimizin başına geliyor. En çok masada oturuyoruz aslında. Evet. Yani bayağı bir süre masada oturuyoruz. Mesela bedenin öğretisi de var hayatımızda. Zihinsel olarak dediğin gibi işte bir şey izliyoruz. Yani Netflix'te çok okey aynı şekilde yani. Mesela bir şey öğreniyoruz zannediyoruz ama aslında bir şey izliyoruz. Yani böyle basit okumalarla baktığında tuhaf bir şey oluyor. Yani profesyonel olarak ne yapıyorsun? Bir şey... Mesela ben Mustafa ile çalışırken şeyi fark ettim ya. Mesela benim hayatımda hiç farkında olmadığım iş takibi diye bir işim varmış. Aynen. Tamam. Hiç evet. hayatımda kalem olarak yazmadım. Hani mesela iş ama takibi. Ne kadar vakit alıyor değil mi? Ama ya ana işlerinden bir tanesiymiş. Ana atardamarlardan bir tanesiymiş. İş takibi yapıyor olmak. Geçen sabah 6 çeyrek gibi falan kalktım işte böyle erken uyandım. Kitap aldım bir tane okuyorum. Ondan sonra işte bayağı bir okudum kitabı. Sonra yanımda baktım televizyon kumandası. Açtım kumandayı. İşte uydu kanalı benim evde 3 ayda bir açılır. Pat diye bir haber bülteni çıktı karşıma. Bir diyetisyen hanımefendi görüş bildiriyor. Diyor ki bir saatten uzun hareketsiz oturmaları istemiyoruz. Kafayı bir çevirdim saat 9.30 abi. Yani 6.30'dan itibaren o koltukta oturuyorum. Kahvaltı malı hiçbir şey yok. Yani kalktığımda o koltuğa oturmuşum bir bardak suyumu içtim işte. Bir anda gerildim ya. O zaman aralığını fark etmiyorsun bile. Evet, evet. Ve aslında yöntemsel olarak şimdi tabii işin sağlık kısmı ayrı bir şey ama ya hayatın bu şekilde harcanma farkındalığı gerçekten hayatla ilgili bilgelik getiriyor. Benim mesela şu son bir sene sadece bu açıdan bakınca seninle de işte bütün Açık Beyin ekibiyle yaptığımız o stratejiler, adımlar bilmem nelerle de birleştir bunu. Yani gerçekten sadece fark etmen verimini arttırıyor. Sadece fark etmen sana bir şeyler yaptırıyor. Yöntem değiştirtiyor. Lan diyorsun mesela beni biliyorsun yazıyoruz abi kitabı yazıyoruz. Yazıyoruz ya yazıyoruz kitabı falan filan diye geçiyor abi 3 ay geçiyor. Kerim diyor ki ne oldu yazıyordun? Ya yazıyorum yani ufak tefek ilerleme var. Nedir 6 satır ilave etmişim falan mesela geçtiğimiz işte 15 günde. Ama mesela bunu fark ettiğin anda artık bakıyorsun ki böyle olmuyor. Başka bir şey yapıyorsun. İşte bir tam gün şalterleri kapatıp bir deniyorsun. Hakikaten 45 sayfa yazı yazıyorsun mesela gibi. Onu işte bu erken döneme söyleyebiliriz. İyi fikir. Yani neyle vakit geçirdiğine iyi bak diye. Ben şimdi bu tabii soru sorulunca şurada otomatik geldi bana. Dedim ya başta pandemi parametresi var diye. Ben şimdi gerçekten Sinan Canan'ın o zamanki hali olarak böyle bir pandemi döneminde şöyle bir teknolojik vasatta yani bugün de maruz kalsaydım. Bir sorun var hiçbir şey hayal edemiyorum. Yani çok uğraştım vallahi meditasyon yaptım falan. Çünkü sorun şu teknolojik gelişmeyi ileri dönük olarak öngöremiyorsun ya. Aslında dünyayı artık çok büyük oranda o teknoloji belirliyor. Sen gene sensin muhtemelen gene ileride böyle bir şey olsun ama nasıl bir şey olursunu öngörebilmenin imkanı işte. O yüzden hani genç halimin benimle karşılaşmasını hiç istemiyorum. Çünkü onun için o belirsizlik devam etsin. O önündeki çorbayı üflesin. Şimdiki özellikle genç arkadaşlara da hani sonuçta bu bir öneri olabilir yani. Şimdi buraya bakalım çünkü yarın ne olacak konusu boş bir spor. Yani hiçbir faydası olmayan bir spor. Evet, evet, evet. Bilmiyorsun işte. İki bir de yani çelişkilerin hepsi mesela okuma yaparken öyle yani hayatta bir sürü çelişik durum var. Savaşmayı göze aldığın sürece çelişkilerin hepsi geliştirici. Param mı yok? Bu bir fırsat. Babamla mı aran kötü? Bu bir fırsat. Gerçekten öyle. Tabii, tabii. Yani içinde yaşarken, şimdiki zamandayken travma. Onu hep biliyorum. Onu hani o yaşarken. Ama
o yaşadığın şeyin geleceğine baktığında, şimdi kendi geçmişime geri baktığımda, şimdi yetenekli bulduğum hemen her şey zamanda savaşmak zorunda kaldığım şeyler işte. Ya böyle de bir senaryo düşündüm bir ara, biliyor musun? Mesela babamla konuşurken oldu. Şimdi 10'lu yaşlarında falan böyle ergen, işte baba da gençse böyle sürtüşme çok oluyor ya, bizde çoktu o. Mesela o kavgalarımızdan birkaçını hatırlıyorum böyle, nasıl çıktığını. Mesela ben bir tatile gitmiştim, babam arıza yapıyor falan filan. Böyle hara güre oluyor ya orada, hatta böyle bayağı bir tansiyon yükseliyor. Mesela ertesi gün 24 saat sonra işte 50 yaşımda kendimden böyle bir haber aldığımı düşün. Mesela eve gidip, ya baba bak dün şöyle bir şey oldu. Biz şimdi böyle kapışıyoruz ya. Yarın bir gün falan bir muhabbeti düşünsene, yani öyle bir parametre girse devreye. Tam babanın bile şekli değişir. Yani her şey, bütün dünya bambaşka olur ama o anda bunu düşünemiyorsun. İşte o anda senin bütün dünyan o kavgadan, o sıkıntıdan, o darlıktan, o eksiklikten ibaretmiş gibi duruyor. Halbuki dışarıdan böyle bir akıl veren olsa işte, yani herhalde bizim biraz gayretimiz o yönde mi ne? Yani millet hani bunun bir de öbür tarafı var falan gibi, ondan ibaret değil demeye çalışıyoruz. Bunu başka şeyler için de söylüyoruz ama yeri geldiği için tekrar edeyim. İki seçenekli bir dünya cehaletle tanımlanır. %100. Aynen. Çok seçeneğimiz var. Yani hani ya öyle ya böyle, bu olursa bu olur diye bir dünya. Sadece cehaletin tanımı böyle. Yani çok seçeneğimiz var. Her yerde çok seçenek var. Yani her problem o kadar farklı şekillerde çözülebiliyormuş ki. Yani galiba işte Atatürk'ün de bütün ümidim gençliktedir demesi bununla alakalı olsa gerek. Bu arada 19 Mayıs'ınız, geçmiş 19 Mayıs'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Muhtemelen 19 Mayıs ama sonra yayınlanacak. Gençliğin potansiyeli denen şey. Şimdi çocukluğun zaten potansiyeli tartışmaz yani. Her çocuk işte bir ömür boyunca bir şey yapacak ama gençlik dönemi potansiyelin billurlaştığı zaman, kristalleştiği zaman olduğu için işte oranın biraz bilinç düzeyiyle böyle örtüşmesi. Ama aynı zamanda tabii bilinç düzeyi derken böyle nerd gençlerle dolu bir toplumda hiç sevmem yani. Böyle işte sürekli gözlükler, düşünenler, çekilmez o. Ama yani ne yapıyoruz abi biz? Ne yapıyoruz? En fazla neyle vakit harcıyoruz? Güzel bir kriterdir. Ben bugün bunu aldım. Benim çocuklara da söyleyeyim bunu. Ben de şöyle metafor olarak anlatmayı seviyorum çocukluktan itibaren. Çocuk doğduğu andan itibaren mesela olasılıklar olarak 360 derece olasılık gerçekten. Tabii, çocuk her şey olabilir doğduğu anda. Dünyayı yönetecek bir lider olabilir, çok inovatif birisi olabilir. Hiç yani hani aklına gelebilecek her tür seçenek o çocuğun üzerinde var. Ama çocuklar, kararlar, zaman ve süreç ilerledikçe olasılıklar sayısı gittikçe azalıyor. Gençken de olasılığımız atıyorum 180 derece. Yine hala. Ağacı bir tonluk yapıp önüşlemeden geçirmiş oluyorsun. Evet. Ama yani ondan sonrasında işte 35 yaşına geldikten sonra, 45 yaşına geldikten sonra artık bayağı kısıtlanmış bir alanın üzerinde. Hani birkaç dereceye kadar inmiş oluyorsun ne yazık ki. Tabii. Yani senin benim gibi çok çeşitli şeylerle ilgilenen insanlar için bile kaçınılmaz bir şekilde öyle yani. Bazı yapamayacaklar, jimnastikçi olamayacağımız belli yani. Yani bir dakika. Jimnastik mi? Jimnastikte aklıma bu hareketin gelmesi. Akşam eve kutlu beygir sipariş edin. Biliyorsun kutlu beygir diye bir şey var. Ay diyeyse geçen gün kulpu elinde kalan kulpu beygirci gördüm bir tane de o. Vallahi mi? Ha vallahi kulpu kırıldı düştü. Lan benim küçüklük falan. Fantezim o çıkıyor muymuş gerçekten? Tövbe çünkü onu deli gibi sallanıyorlar ya üstünde. Kulpu beygirle gençlik konusunu kapatmak çok iyi.